Bugün 14 Nisan 2020 tarihi. Karisalı'nın meşhur Bardağ Köprüsü ve Alman Köprüsü'ne binen yerdeyiz. Arkamda derin bir vadi üzerinde yapılmış büyük bir köprü var. Yapımına 1905 yılında başlandı, 1912 yılında bitti. Bu köprünün mimarı Mauro Cordato isimli Alman yurttaşı olmakla beraber aynı zamanda Osmanlı yurttaşı, deneyimli bir mimardı, bir mühendisti. O ve ekibi Osmanlı'nın son döneminde Berlin'i İstanbul'a, İstanbul'u Çukurova'ya ve sonra Balta bağlayan dünyanın en uzun, en önemli, askeri ve ekonomik açıdan çok önemli bir ulaşım hattının geçtiği yer burasıydı. Meşhur Toros tünelleri. Arkada bu dağ vadilerinden Pozantı'ya doğru uzanan peş peşe tüneller var. Yine Hacıkırı köyü var. Bu inşaat esnasında çok olay yaşandı burada. Dağlardan ağaç kesenler, inşaatta taş kıranlar, o zaman henüz kaynak yoktu ama tabii perçin usulüyle demir veya çelikler birbirine falan bağlanıyordu. Zemin üzerinden tam 100 metre yüksekliğinde inşaat edildi bu tarihi köprü. Köprünün ana şantiyesi üst tarafta kuruldu. Buradan tepelere dikilen direkler arasında tellerle asansör yöntemiyle veyahut da uzaktan uzağa efendim tellerden hareketle malzemeler taşındı. Büyük bir emek harcandı. Bakın, 100 yıl aşkın bir zamandır burası insanlığa hizmet ediyor. Yüzlerce ton ağırlığında trenler gelip geçiyor. Buradan Osmanlı Devleti Büyük Dünya Savaşı'na girdiğinde Mustafa Kemal, Enver Paşa, Cemal Paşa, Alman komutanlar, nice komutanlar, nice askerler gelip geçti. Hepsinin ayrı bir hikayesi vardı. Unutuldu ama 14 Nisan 2020 tarihinde buraya geldiğimde tam bir sessizlik var. Sessizliğin de ortasında arkamda muhteşem köprünün görüntüsü var. Herkesi bu köprüye gelmeye, gezmeye, düşünmeye, tarihi hatırlamaya davet ediyorum.